Herkese yeniden merhabalar, kanalıma, Medine'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz, çok şükür. Sizlere dua ediyoruz. Sizlerden de dua bekliyoruz. Biliyorsunuz artık son günlerimiz, iyice böyle yorulduk, halsiziz. Doktorumuz ısrarla her gün yürümen gerekiyor, her gün yürümen gerekiyor diyor. Şimdi ben de hem yürüyüş yapacağım hem de evin birkaç eksiği var, onları alacağım ve geleceğim. Sizleri de benimle birlikte gezdireceğim. Kanalımıza yeni gelen hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Mücella, böyle sizlere günlük vloglar çekiyorum. Medine'den kareler gönderiyorum. Gelmek isteyip de gelemeyen bütün kardeşlerime bu güzel yerleri göstermiş oluyorum. Hadi o zaman bugünümüz başlasın. Bu arada arkadaşlar hava çok sıcak, böyle zor nefes alıyorum. Peçe takmak dışarıda zorunlu mu diye mesajlar geliyor. Zorunlu değil ama ben bu şekilde rahat ettiğim için böyle dışarıda peçeli geziyorum. Bir de hani bir takıyorsun bir takmıyorsun diyenler de oluyor. Normalde zaten ben peçeli değilim ama böyle rahatsız olduğum yerlerde işte markete giderken, manava giderken vesaire takmayı tercih ediyorum yani. Hilo onu. Lama yapıyor. Al başımı. Burası da bizim evin marketi. Adam nerede? Adam zade etkilenmedi. Kim? Vatanaş. Bakın böyle umre günlerimiz aklınıza gelebilir. Şöyle size çekeyim. Böyle Ravza'da dağıtılan iftarda yoğurtlar. Kabe'yi, Medine'yi özleyenler için. Bu da yeni çıktı. Böyle hurmalı yoğurt. Çok güzel. Şimdi bundan da alacağım. Böyle çilekli sütler var. Şöyle deve sütleri falan var. Geçenlerde deve sütü çekmiştim. Bize de yollar mısın demiştiniz ama deve sütünü nasıl yollarım arkadaşlar? Gönderemem ki. Şimdi bu yoğurtlardan alacağım. Bir de böyle hurmalı sütler var. Yani Arabistan'da yaşıyorsanız hurmanın her çeşidini, her şeklini alıp yiyebiliyorsunuz. Halil de çok seviyor. O yüzden ayrıca mutluyum. Sevmeseydi belki alamazdım. Yediği için hurma ben de mutlu oluyorum. Bu şekilde çilekli yoğurtlar falan var. Konuşurken yine nefes nefese kalıyorum ama hakkınızı helal edin. Bakın bu şekilde yine hurmalar var standlarda. Böyle her hurmanın her çeşidi satılıyor. Yine burada böyle Arap kahveleri var. Şöyle göstereyim. Türk kahvesi var. Kuru kahveci Mehmet Efendi. Çok seviyorum burayı. Ne ararsanız bulabilirsiniz. Böyle sprey boyalar var. Şöyle biraz ilerleyeyim. Hem de sizlere fiyatları da çekmiş olurum. Bu arada çöl mevsimi başladı artık. O yüzden kış aylarında böyle çöle gidiliyor hava serin olduğu için. Böyle yataklar falan işte böyle yastıklar, battaniyeler böyle buzdolabı gibi soğuk tutan, sıcak tutan şeyler satılıyor. Yine burada sandalyeler var. Bakın böyle yine Rabia çaylar var. Size umre günlerinizi hatırlatayım. Ama maalesef Çaykur yok. Çok arıyorum ama bulamadım. Riyad'dayken birkaç Türk marketinde vardı. Şöyle Lipton var, Rabia var. Şöyle göstereyim. Bakın böyle kepse baharatı falan var. Bir sürü baharat var. Zaten biliyorsunuz Arapların en sevdiği şey baharat. Böyle bin bir çeşit baharat bulabilirsiniz. Hatta ben de alıştım diyebilirim baharatlara. Bir de böyle Türk ürünleri var mı diye soruyorsunuz. Bakın. Biskrem, çizi, ülker, bisküvi. Şöyle yine aşağıda şölen var. Bisküvi var bakın. Bütün Türk ürünlerini görüyorum yani. Raflarda var. Evet arkadaşlar şimdi alacaklarımı aldım. Eve doğru geçiyorum. Kapıyı açacağım sonra yerleştireceğim. Yerleştirirken de sizlere gösteririm neler aldığımı. Genelde böyle hurmalı şeyler aldım. Çünkü artık son günler bol bol hurma tüketmemiz gerekiyor. Fırına da uğradım. Hurmalı kurabiye de aldım. Az sonra sizlerle de aldıklarımı paylaşacağım. Şimdi kapıyı açıp eve doğru ilerleyelim bakalım. Hava o kadar çok sıcak ki
nasıl söyleyeyim size, yani böyle baygınlık geçirebilirim şu an. Hatta şöyle kapının kulpunu tutamıyorum. O kadar sıcak güneşten. Felaket bugün. Ay çok şükür geldik. Bayağı bir sıcak dışarısı. Halil'in kardeşinin isminin ne olacağı çok soruluyor. Ben de sizlere böyle toplu bir cevap vermek istedim. Arkadaşlar inşallah sağlıkla gelir. Bebeğimizin ismini Halit olarak düşünüyoruz. Hem Arapça hem Türklerde var. Böyle ortak bir isim karar verdik. Aynı zamanda eşimin en büyük abisinin ismi. Gerçekten çok iyi bir insan kendisi. İnşallah gelecek olan bebeğimiz de amcasına benzer. Gerçekten amcasına söylediğimizde de çok çok mutlu oldu. Biz Halit olarak düşünüyoruz. Hem de Halil ile birlikte böyle takım olsun iki isim diye. Sizlerden de isim önerileri istemiştim. Halil İbrahim diyenler olmuştu. Ama zaten Halil'in diğer ismi İbrahim. Yani Halil İbrahim. Biz böyle kısa geliyor diye hemen Halil Halil diyoruz. Dediğim gibi kardeşinin ismini de Halit olarak karar verdik. Sahabelerden çok iyi sahabelerden bir tanesi biliyorsunuz. Halit bin Velid. İnşallah ismiyle gelir. İnşallah ismine layık bir evlat olur. Vatanına, milletine layık bir evlat olur diyorum. Böylelikle sizlere de haber vermek istedim ismini. İnşallah sağlıcakla gelsin. Hazır böyle eksiklerimi almışken arkadaşlar, gerçekten eğer yurt dışında yaşıyorsanız Türkiye'den çok fazla şey lazım oluyor. Çok fazla böyle Türk ürününe ihtiyaç duyuyorsunuz. Hasret kalıyorsunuz. Sizlere çok güzel bir lojistik firmasından bahsedeceğim. Aynı zamanda dünyanın her yerine kargoları da var. Aşağıya sayfalarını etiket diyeceğim. Hem YouTube kanalını hem Instagram kanallarını etiketleyeceğim. Oradan da detaylı bilgi alabilirsiniz. Dünyanın her yerine kargo da yapabilirsiniz. Ben çok sevdim. İyi ki böyle bir sayfayla, iyi ki böyle bir kanalla tanıştım. Sizlere de tavsiye etmek istedim. İnşallah sizler de gerekli bütün sorularınızı onlara iletebilirsiniz. DC yapılacak ürünlerinize ait tüm detayları bize iletiyorsunuz. Mümkün olan en uygun fiyat teklifimizi veriyoruz. Mobilya gibi hassas ürünlerde yüklendiği gibi sevkini sağlıyoruz. Paletli ürünleri ise ihracat deposunu alabiliyoruz. Nakliye yapılacak ülkeye en uygun taşıma şekliyle çıkış ülkesinde gümrük işlemleri yapıp sevk ediyoruz. Lojistik süreçlerinde bilgilendirmeler yaparak ürününüzü takip etmenizi sağlıyoruz. Taşıma işlemi gerçekleştikten sonra ürünleri alıcının ülkesinde gümrük işlemlerini yaptırıp vergi ve mevzuat yükümlülüklerini yerine getirip belirlediğiniz adrese teslim ediyoruz. Tüm hizmetlerimiz uluslararası lojistik, kargo ve kurye hizmeti, ekspres teslimat, gümrükleme işlemleri, ihracat işlemleri, faturalandırma süreçleri, dış ticaret ve ürün tedarik hizmeti, sigorta hizmeti, depolama, kapsamlı danışmanlık hizmetleri. MSK Global Lojistik, ürünlerinizi güvenli ve zamanında teslim etmek için çalışmaktadır. Bizden hizmet almak için hemen web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. MSK Global Lojistik. Evet arkadaşlar, dışarısı o kadar sıcak ki böyle size anlatamam. Hemen neler aldığımı göstereceğim. Sonra da kahvaltı hazırlamaya başlayacağım. Sizlere veda edeceğim. Böyle bir makarna aldım. Halil bunu çok seviyor. Böyle soslu bir şekilde yapıyorum. Bu şekilde acı ve hurması aldım. Normalde hep böyle hurma çarşısından alıyoruz. Ama bugün böyle canım istedi. O yüzden hem acı ve yemek iyidir. Biliyorsunuz acı ve Peygamber Efendimizin diktiği bir hurma. Böyle kayısı aldım. Bol bol böyle kuru yemiş tüketiyoruz. Çayın yanına da güzel oluyor tatlı niyetine. Bu da Türkiye'den geliyor bu arada. Onun dışında şöyle bir kavun aldım. Bu nereden geliyor bilmiyorum. Ama bir Samsunlu olarak gerçekten Samsun kavununu çok özledim. Yine fırına uğradım. Böyle bir hurmalı kurabiye aldım. Çok güzel, harika tadı. Tamamen böyle ev yapımı gibi yani. Çok seviyorum. Böyle hurmalı yoğurtlar aldım. Şöyle tuz aldım. Bakın. Her şey Arapça yazıyor. Şöyle yine yoğurtlar aldım. Böyle Halil'e hurmalı süt aldım. Başka neler aldık bakalım. Bu arada Halil sabah kalktığı zaman elma yemeyi çok seviyor. Şöyle elmalar aldım ama bunlar sanırım yurt dışından geliyor. Güney Afrika'dan gelmiş. Tabii ki buzdolabında saklanıyor. Çünkü hala soğuk. Çok sıcak olduğu için dışarısı. Böyle Arabistan ekmeklerinden aldım. Bunların içine böyle sandviç yapıp yemeyi çok seviyoruz. Şöyle göstereyim. Bu Nutella'lardan aldım. Az sonra krep yapacağım kahvaltıya çünkü.
Şöyle lotus aldım. Bunu da eşim seviyor. Şöyle göstereyim. Un aldım. Artık Arapça bilmeseydim nasıl alırdım bilmiyorum. Herhalde o zaman İngilizce öğrenirdim. Ya da yavaş yavaş birkaç kelime öğrenmeye çalışırdım. Şöyle bir bal aldım. Bakalım nasıl çıkacak. İnşallah güzeldir. Şöyle Halley'lerden aldım. Bunlar da Ülker ama Cidde'de üretiliyor. Ve tabii ki ilk defa Albeni gördüm. Normalde çünkü Arabistan'da Albeni yok, çok özlüyorum. Denemek için aldım. Sanırım küçük boyutu. Ama yine bunlar da Cidde'den gelmiş. Yani Türkiye'den değil. Çünkü biliyorsunuz Ülker'in fabrikası var Cidde'de. Öyle aldıklarım bunlar. Şimdilik sizlere de göstermek istedim. Ufak bir market alışverişi. Eksiklerimi aldım geldim. Şimdi inşallah hemen kahvaltı hazırlığına girişiyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Videomuzu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bizleri dualarınızda unutmayın. Biz de sizlere Medine'den kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Bol bol dualar gönderiyoruz. Manevi olarak hissediyorum dualarınızı. Gerçekten bugün hava çok sıcaktı. Böyle markete gidip gelene kadar bile yoruldum, terledim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.